Kafe zincirimizin ilk halkasını attık abi. Attık Şükrü. Haluk abi, şirkete geri dönene kadar göbek bağımızı kesmemiz lazım. Başka mekan bulmamız lazım Şükrü. Haklısın abi. Haluk abi sahalara dönerse işimiz biter. Bana bakın ha. Ya bu kafe sizin başınıza iş açacak, benden söylemesi. Haluk Bey duyarsa topunuzu tefe koyar sonra. Meltem yenge öyle bir sakatladı ki Haluk abiyi. Haluk abinin sahalara geri dönmesi zaman alır Emine. Şükrü, reklam yapmalıyız oğlum. İlk gün fena değil ama katlayarak devam etmeliyiz. Aslında bir iki gurme gelse kafeye keşke. Bakın kadın yemek yapıyor, adam da gidiyor yiyor ve videoyu paylaşıyor. O ne Hatice? Gurme koç iş, lezzet yakalayıcısı diyorlar. Böyle şimdi mesela adam gidiyor, orada böyle kadının yaptığı yemeği nasıl yapıldığını anlatıyor videoda, bunu paylaşıyor. E bu sefer insanlar da merak ediyor. Ben mesela çok merak ediyorum, gidiyorum orada hep yemek yemek istiyorum. Vay be, çok havalı. Ye, çek, paylaş. Ya öyle kolay değil ne bulursa yiyen Hüseyin. Ya şimdi böyle gastronomi diyeceğim ama sen ondan da anlamazsın ki. Adamların yemek konusunda bir bilgisi var. Adam hasretme Mine. Adamlarda mide var. Sendeki işkembe. Kızım adamı hasretme. Bizim de herkes tarafından takdir gören bir damak tadımız var Emine. Senden hala gurme mi olur Hüseyin abi? Haklısın Şükrü. Açalım bir gurme hesabı. İnsanlar gurme görsün. İsmi ne olsun abi? Hüseyin Mutfak'ta. Kocaş bak o dediğim video burada. Ben gurmeliği çok sevdim abi. Sürekli yemek yiyorlar. Hayatımın mesleğini buldum. Para da vermiyordur bunlara Şükrü. Yer içer, paylaşırız. Kafemizin reklamını yaparız. Yaparız abi. Hüseyin'in kafesi dolup taşar. Anneciğim, sen de o ellerinle bir börek yap da videoyu paylaşalım be. Abi bak ben ne dedim, biz çalışacağız. Çaylar demlendi mi Şükrü? Birazdan müşteriler gelir. Demlendi abi. Aslanım benim. Hadi şu gurme hesabımızı şenlendirelim. Şenlendirelim Şükrü. Şenlendirmek bizim işimiz. Hazırla kamerayı oğlum. 3, 2, 1 kayıt. Harika bir kafedeyiz. Yeni açıldı. Çaylar adı gibi efsane. Keklere böreklere doyamadım. Öyle böyle değil. Çok güzel. Hele bir kahvesi var ki. Totti kafede. Roma'da içtim. Aynısı. Hele bir çayları var ki. İngiliz çaylarına 5 basar. Bu nezih ortam. Efsane geri döndü kafeye uğramadan etmeyin. Kestik. Nasıl oldu Şükrü? Harika oldu abi. Çok güzel. Betimlemeler bihassa mükemmel. Kafemiz birazdan müşterilerle dolup taşacak. Tamam o zaman. Vur patlasın, çal oynasın. Ay bu Haluk Bey de bir gelemedi yani. Ya ortama bak ya. Çalışacak yer yok ofiste ya. Günaydın. 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 Abi. Hüseyin abi. Haluk abi geliyor. Haluk abi mi geliyor? Lan bana bak. O sezonu kapatmamış mıydı? Abi doktorlar iğneyle sahaya sürmüş. Tezgahı topla Şükrü. Günaydın. Günaydın Haluk abi. Ana bu ne? Kafemize hoş geldiniz Haluk Bey. Evet. Ne demek oluyor bu? Evet Hüseyin abi, ne demek oluyor bu? Hem bizim latteler de gelmedi daha. Bak müşteriyiz burada değil mi kafede? Latte mi, ne lattesi? Evet, ayrıca halıcıda 2 tane orta Türk kahvesi bekliyordu. Bu halıcıda amma yüzsüz çıktı ha. Kendi yapsın kahvesini. Hüseyin! Açıklayabilirim Haluk abi. Açıklama yapmak bizim işimiz Haluk abi. Evet, hemen bir açıklama bekliyorum. Çay içer misin? Hararetini alsın. Hüseyin! Şimdi Haluk abi. Şöyle Haluk abi, satışlar düşmüştü. Biz de Şükrü'yle beraber kafayı çalıştırdık. Saksıda ne var? Bir baktık.
saksıdakileri sorayı masaya yatırdık. Dedik ki insanlar kafeye gelince belki evde alırlar. Onlar tam çaylarını yudumlarken ev broşürleriyle karşılarına çıktık. Kötü bir fikirmiş Şükrü. Gerçekten de şimdi düşünüyorum da vallahi çok kötü fikirmiş. Evet abi. Böyle kötü bir fikir bizden nasıl çıktı anlayamadım. Çünkü kötü fikir bizim işimiz değil. Yeter! Bir daha burada böyle şeyler istemiyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Duyamadım! Anlaşıldı. Toplayın buraları hemen. Hemen toplayın. Toplayalım abi. Size de iyi ki bir şey emanet ettik ha. Yani iki gün gelmesek kim bilir neler olacak. Şirket birket hiçbir şey kalmayacak. Ay biz ne yaptık ki Haluk Bey? Ya ama bak Haluk abi ben... Tamam şimdi... tamam yeter. Uzatmayın. Toplayın buraları. Odamdayım ben. Şu makineyi hemen okutalım. Okutalım abi. İsmail Bey gelse onu da fırça atar bu adam. Yani patrona fırça atabilen tek çalışan Haluk abi. Helal olsun. Yakup abi, Haluk abi gelmiş şirkete. Bütün tezgahı bozmuş. Olacağı buydu zaten. Geliyorlar abi, yoldalar. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Oo, esnaf komşularımız gelmiş. Kapuçino yok ama burada. Kapuçino yapma. Yakup çay yap. Kafenizde neden oturmadınız? Kafe konseptini sevmedik Yakup. Samimiyetsiz bir ortam. O yüzden çok para kazanmamıza rağmen kafemizi kapattık. Kahve kültürünü yaşatmaya karar verdik. Kahvehane değerlerimizi kafelere yedirmeyiz arkadaşlar. O okey sesi, o altı kapısını tak diye kapatmamız. Çay bardağının üzerine çay kaşığını koyup artık içmeyeceğim demek. Bu kültürümüzü ölene kadar yaşatacağız kahvenin demirbaşları. Hayatımızın geri kalan dönemini buna adayacağız. Hüseyin abim ve ben çok kararlıyız. O zaman dörtlüyü kuralım Yakup. Çay çek arkadaşlara. Istakam. Canım benim. Bir daha senden ayrılmayacağım söz. Seni bir daha üzmeyeceğim. Bitti. Bunu oynanma Şükrü. Elden bitik gelmiş abi. Yeni maceranız nedir beyler? Şimdi ne yapıyorsunuz? Hüseyin abim gurme oldu beyler. Hesabı var artık. Takip edelim lütfen. Hüseyin mutfakta. Allah'a Şükrü. Gurmelik benim içimde vardı. Çıkması birazcık zaman aldı. Gurme ne demek? Hı? Gurme lezzet dünyasının Maradona'sı demek. Hüseyin abim yediği yemeklerin videolarını çekip mekanları tanıtacak. Hadi Yakup'un kahvesini çekelim Şükrü. Çekmeyin Hüseyin. Benden uzak durun. Niye oğlum? Sonra bize dua edeceksin. Çekelim Şükrü. Çekelim abi. Hazır mısın abi? Hazır kardeşim. 5, 4, 3, 2, 1 motor. Evet. Semtimizin nezik. Gülme Necu. Gülme Necu. Kestik. Baştan alacağız abi. 3, 2, 1 motor. Evet. Semtimizin nezih çay ocakçısı Yakup'un kahvesindeyiz. Nezih, temiz insanların takıldığı elit bir mekan. Oğlum gülme Necu. Olmuyor Şükrü. Tekrar çekeceğiz abi. 3, 2, 1 motor. Semtimizin nezih mekanlarından Yakup'un kahvesindeyiz. Gülme Necu. Gülsün abi, doğal alıyor. Doğru. Yakup'un kahvesindeyiz. Çayları çok güzel. Eskiden hoşaf gibiydi. Ama benim sayemde değişiklikler tabii ki oldu. Hatta fiyatları çok uygun. Paranız yoksa bile yazdırabiliyorsunuz. Yakup'un kahvesi. Mekana 10 puan. Lezzete 10 puan. Hizmete 10 puan. Çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin.
Kestik. Gülsene Neco. Gülsene Neco. Nasıl oldu arkadaşlar? Bence güzel oldu abi. Paylaşayım mı? Paylaş, hemen paylaş. Biraz daha yemek tanıtmamız lazım abi. Çay simit kurtarmaz hesabımızı. Gurmeliğimize laf söyletmeyelim Şükrü. Söyletmeyelim abi. Abi, aklıma bir şey geldi. Kadriye anne bize içli köfte yapsa, biz de hem yesek hem çeksek. Anam. Aslanım. Anam. Takipçilerimiz için bir içli köfte yapsan da, paylaşsak onu, ağızları sulansa ne dersin? Yapmam mı oğlum? Yaparım. Tabii yaparım. Anam. Aslan oğlum benim. Çaylar. Çaylar. Tamamdır Şükrü. Annem içli köfteyi yapacak. Biz de mekanlara gidelim. Yemekler yiyelim. Çekim yapalım oğlum. Yapalım abi. Anam. Acıktım ben zaten. Hadi çıkalım. Mekana 10 puan verdik Yakup. Çayları yazmayacaksın değil mi? Olur mu öyle şey? Olur oğlum, niye olmasın? Win-win yani. Reklamını yaptık mekanın. Çıkalım Şükrü. Çıkalım abi. Açın yolları. Ünlü gurme Hüseyin mutfakta geliyor. Buyur abi. Aslanım. Çek Şükrü, kaçırma bunları. Detay giriyorum abi, merak etme. Bunları böyle içli köfteyi ince açacaksın. Bunun haşlaması da olur, kızartması da olur. Nasıl yemek isterseniz. Ama ince olacak kesin. Dön bana Şükrü. Değerli takipçilerimiz, içli köfteyi evlerinize deneyebilirsiniz. Gerekli malzemeleri açıklama kısmına yazacağız. Hüseyin mutfakta gururla sunar. Kat kat. Kat Şükrü. Kat kat. Kestim abi. Takipçilerimiz buna bayılacak. Niye bayılsınlar ki enişte? Onları yemeyecek, sadece izleyecekler. Hadi Kadriye anne, pişirelim artık. Ben daha fazla dayanamayacağım. Dayan oğlum Şükrü, dayan. Az kaldı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yol alır, ayrı dümen tutar.